Sırada mutluluğu arayan herkesin dikkatle dinlemesi gereken bir haber var. Uzman astrolog Şenay Yengel hangi burçların hangi alanlarda mutlu olacağını açıklıyor. Ruhumuzda tanımlarız ve ifade etmekten çekiniriz. Kalabalık mı, sessizlik mi? Şehir yaşantısı mı, sahil kıyıları mı? Hangi burç kendini nerede mutlu hisseder? İster Avrupa, ister Amerika, ister Uzak Doğu. Hangi burçlar, hangi ülkeleri mutlaka görmeli? Özellikle Dominik ve Küba görmeleri gereken ülkeler arasındadır. Kimi sessiz sakin, doğayla iç içe olduğu alanlarda mutlu olur, kimi kalabalıktan kuvvet alır. Bakalım hangi burçlar hangi alanlarda daha mutlu oluyor? Zodyağın ilk burcu koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar, varlıklarını korumak, çoğaltmak, kendilerini hem özel hayatlarında hem iş hayatlarında huzurlu hissetmek için Akdeniz bölgesi her zaman onlara huzur verecektir. Havasından insanların yaşayış biçimine kadar oradaki enerji onları çok güzel bir şekilde motive eder. Aynı zamanda Fas, Singapur, Meksika koçların sevecekleri yerler arasında gelir. 12 burç arasında en sabırlı ve uyumlu olanı boğaların mutlu olması için nasıl bir ortama ihtiyacı var? Uzman astrolog Şenay Yengel'den öğreniyoruz. Kök salmak, bulunduğu yere ait olduğunu hissetmek fazlasıyla önemli olduğu için deniz kenarları, ormanların, yeşilliğin yoğun olduğu her yer onların kendilerine ait hissetmelerine yardımcı olacaktır. Özellikle Çanakkale, İznik, Antalya, İstanbul, Japonya, Hindistan gibi ülkeler onlara cezbedici gelip kendilerine ait bir şeyleri bulmalarına katkıda bulunacaktır. Uğurlu renkleri mavi olan boğalar anlaşılan denizden uzak durmamalı. Peki ya kafası karışık ikizler burcuna mensup olanlar? İkizler asla kabuğuna sığmayan bir yapıya sahiptir. Hareketli olabileceği, gezip eğleneceği, farklı kültürlerle, farklı insanlarla bir arada olacağı her yer onlara cezbedici gelecektir. Yerinde durmayan ikizler nerede hareket, orada bereket diyenlerden. Duygusal yengeçlerdense değişime pek sıcak bakmasalar da en azından turist olarak gidip görüp mutlu olacakları yerler var. Sevgili yengeçler son derece duygusaldır. Onlar tutarlı ve dengeli bir yaşamdan yana oldukları için değişime bırakın şehri, bir mahalleden farklı bir noktaya taşınmak bile onlara zor gelecektir ama özellikle suyla, denizle, toprakla haşır neşir olacakları yerler onlar için son derece uygundur. Yurt dışında da Arnavutluk, Kazakistan, Türkmenistan ve Dubai onlara iyi gelecek ülkeler arasında olacaktır. Kendilerini oraya ait hissedip ruhsal anlamda bilinçlerini yükseltebilecek enerjileri orada bulabilirler. Aslanların mutlu olacakları alanda aradıkları tek bir şey var. O da konfor. Aslanlar rahatına son derece düşkündür. Aslan burçları lüks ve konforlu bir yaşamdan fazlasıyla hoşlanacakları için İstanbul ve Ankara onlar için Türkiye'de vazgeçilmez iki yer arasındadır. Özellikle Belçika, Portekiz, Tunus, İspanya ve İtalya'da onlara iyi gelecek ülkeler arasında yer alır. Başak burcuysanız şimdiden GAP turu için rezervasyonunuzu yaptırsanız iyi olur. Başaklar kolay kolay yerleşim değişikliklerinden hoşlanmayacaklarından dolayı mutlaka atalarına, kendi annelerine ait bir yer onlara cezbedici gelecektir. Herkes ülkenin batı tarafıyla ilgilenirken Başak Burcu bir insanın Urfa başta olmak üzere ülkenin doğusuyla ilgilenmesi, oradaki mistizmi cezbedici bulması garipsenmeyecek bir etkidir. Yurt dışında Yunanistan, İspanya ve İrlanda'da Başaklara iyi gelecek, kendilerini iyi hissedecekleri enerjiler arasında yer alan ülkeler arasındadır. Denge burcu teraziler en rahat olanlar. Onlar her yerde mutlu olabilir. Sevgili teraziler, ister Avrupa, ister Amerika, ister Uzak Doğu her yerde yaşayabilir. Her yere kolay adapte olabilirler. İnsan odaklı olan terazi için daha çok gezecekleri yaşamsal alandan ziyade güvenebilecekleri, sıcak hissedecekleri, insanlarla kolay diyalog kurabilecekleri her yer onların evi. Zodyağın en güçlü burçlarından akrepler, kalabalığın içinde yalnız olmayı sevenlerden. Sevgili akreplere geldiğimizde para, güç, tutku olan her yer onları heyecanlandırabilir. Özellikle Mozambik, Ekvador, Somali kıyıları, Avustralya, Hindistan, Japonya onları cezbeden, kendi ruhlarındaki derin fırtınaları dindirmelerine sağlayan yerler arasında olacaktır. İstanbul'un enerjisi zaman zaman sevgili akrepleri yorsa da dünyanın neresini gezerlerse gezsinler mutlaka son durak İstanbul olabilir onlar için. Sıra geldi neşeli yaylara. İnsan toplulukları, onların farklı kültürleri,
kültürleri, farklı diller, farklı yaşayış tarzları daima cezbedici olacağı için Sri Lanka başta olmak üzere Endonezya, Madagaskar, Avustralya, özellikle Amsterdam duygusal olarak kendilerini daha rahat hissedebilecekleri ülkelerin başında gelir. Dünya vatandaşı yaylara her yer Paris ama oğlaklar için durum tam tersi. Toprağından ayrılmak istemeyecek, ülke sınırlarında daha çok dağlık, tepelik, yeşil alanların olduğu yerlerde yaşamak onlara iyi gelecektir. Çin, Moğolistan ve Nepal ise kendilerini keşfedip farklı kültürlerle kendi kültürleri arasındaki bağ kurmaları açısından hem zihinsel olarak rahatlamalarını hem de kendilerini, düşüncelerini karamsarlıktan uzaklaştırmalarına katkıda bulunacak ülkeler arasında gelir. Özgürlüğüne düşkün kovalar bakalım nerelerde mutlu hissediyor kendilerini. Kova insanları son derece dinamiktir. Her şeye, herkese karşı meraklı yapılarından dolayı dünyayı gezmek isterler. Sırt çantasını alıp kalplerinin onlara çizdiği yolda ilerleyen kişiler oldukları için Türkiye'nin hemen her noktasına kolay adapte olabilir. Kişisel anlamda kendilerine müdahale edilmediği her yere ait hissedebilirler. Ve zodyağın son burcu balıkta sıra. Deniz olmayan yerlerde kendilerini huzurlu hissedemezler. Denize yakın her yer onların evi gibi olacaktır. Ama özellikle Dominik ve Küba görmeleri gereken ülkeler arasındadır.